her bakan veya her milletvekili kendi il basınıyla zaman zaman bir araya geliyor. Ama ilk defa belki iki il bir araya geliyor ve bir sohbet imkanı oluşuyor. Bundan dolayı bu organizasyonu düşünen ve gerçekleştiren arkadaşlarıma, basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii Kocaeli ve Sakarya aslında bu topraklar bize vatan olduktan sonra hiç ayrılmamış iki. Şu anda da güçlü bir birlikteliğimiz var. Bu bölgenin fatihi diyeceğimiz dört tane isim: Akçakoca Bey, Kara Müsel Alp, Konurat ve Abdurrahman Gazi bu bölgenin ortak değerleri. Ve o günden bugüne Kocaeli ve Sakarya hakikaten çok güçlü bir birliktelik sergilediler. Bugün burada tekrar buluşmuş olmaktan özellikle memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tabii ülkemiz gündemi yoğun. Aslında şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki bölgemiz 100 yıl sonra en büyük alt üst oluşu yaşıyor. Bunun bölgedeki her bir ülkeye tek tek etkisi var ama en çok etkisinin olduğu ülkelerden biri, belki de birincisi Türkiye. Hükümet olarak bir taraftan bu alt üst oluşun ülkemizin güvenliğini en az düzeyde etkilemesi için gayret sarf ediyoruz. Diğer taraftan da bölgedeki oluşumun Türkiye'nin gelecekteki ulusal çıkarlarına yönelik bir tehdit oluşturmaması, aksine Türkiye'nin ulusal çıkarlarını destekleyici şekilde yönlendirilmesi için de gayret gösteriyor. İhtiva ediyor. Yani nüfusundan daha fazla bir ekonomik aktiviteye sahip olan bir bölgenin iki tane iliyiz. Bu bir anlamda ki bundan dolayı hamdolsun şikayetçi değiliz. Çok daha fazla çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Belki gazetecilerle buluştuğumuz için iki konuyu belki size aktarayım. Sizlerle paylaşayım. Belki yarına manşette yer taşır mı bilmiyorum ama hem Kocaeli hem Sakarya'yı ilgilendiren, biliyorsunuz bizim eskiden Adapazarı treni dediğimiz bir şeyimiz vardı. Adapazarı İstanbul hattımız vardı. Bu daha önce Sapanca, İzmir, Gebze ve Pendik'ti. Ve karşılıklı dörder seferdi. Şimdi bu 10 Nisan itibariyle bir aksilik olmazsa 10 Nisan itibariyle karşılıklı 8 sefere çıkacak. Ve çalışmalar ilerledikçe de daha fazla sefer sayısı artırılacak. Bu arada başlangıç durağı Mithatpaşa olacak. Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, İzmit, Derince, Körfez, Ereke, Gebze ve Pendik olacak. Bilmiyorum, bir haber değeri taşınması için. Bu hayırlı olsun. 10 Nisan itibariyle bu başlatılacak. Ama önümüzdeki süreçte de bu sefer sayıları da artırılacak. Diğer bir konu, benim il başkanlığım döneminde aslında bir çalışmalarla başladığımız gazeteci arkadaşlarımızın ev sahibi yapılmasıyla ilgili bir konuydu. Bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı birkaç yıl ara vermek durumunda kalmıştık. Ama şu anda Derince'nin Çınarlı mevkiinde gerçekten çok güzel bir alanda gazeteciler için TOKİ'nin yaptığı inşaatlar devam ediyor. Çetin Bey'den aldığım bilgiye göre de arkadaşlar sık sık gidip evlere bakıyorlar. Kimse alıp bir yere götürmesin diye nöbetçi koymuş herhalde. Çetin Bey nöbet yazmış. Bu belki Türkiye'ye örnek olacak bir proje oldu. Şu anda da inşaatlar hızla ilerliyor. İnşallah yakın zamanda sizleri de ev sahibi olarak görmenin mutluluğunu birlikte yaşarız. Bu da hayırlı olsun. Artık sizler de hazırlığınızı eminim ki yapıyorsunuz. Çetin'le zaman zaman görüşüyoruz. Safahat hakkında
bilgi alıyoruz. Ama şunu samimiyetle ifade ediyorum. Siyaset ve gazetecilik birbirinin ayrılmaz iki mesleği. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de işsizlik bu kadar artmış, bunu aslında sevmek yerine üzülmek lazım gibi bir ifadesi vardı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ederim. Gerçekten salı günü bizim programımız çok yoğundu. Daha sonra arkadaşlar bunu getirince ben de bir hayli şaşırdım doğrusu. Ben evet 30 binlik bir kargo için 500 binlik müracaatın olmasının aslında halkımızın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan ilgisinin bir göstergesi olarak yorumladım ve bundan dolayı da memnuniyetimi ifade ettim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle meydana gelen olaylar bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel açığının oluşmaması için aldığımız bir tedbirde halkımızın gösterdiği ilginin bir yansıması. Bunu bu şekilde değerlendirdim. Kaldı ki biliyorsunuz bizim genlerimizde var. Yani eğer söz konusu vatansa gene her şey teferruattır. Gençlerimizin bu noktada yaptığı başvuru aslında milletimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gösterdiği ilginin somut bir göstergesidir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını görünce doğrusu yani her konuyu bir negatif tarafa çekme ve bir polemik konusu yapma alışkanlığının Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiç tahmin etmediğim vatan savunması noktasına da taşıması beni üzdü. Fakat şunu da söylemek durumundayım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu zannediyorum 7 yıldır genel başkan. 7 yıldır partisinin oy oranını artıramadı. Ama bir konuda gerçekten çok ilerleme kaydettiğini söylemek durumundayım. Polemik yapmada ve polemik yönünü geliştirmede gerçekten fevkalade başarılı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilgiyi gösteren bir konuyu bile alıp işsizliğe bağlamak bir maharet işi. Bu noktada gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu gelişimini görmezden gelemeyiz. Bu polemik yönünü çok geliştirdiği için kendisini tebrik ediyoruz. Daha başka bir şey de demeyelim. Evet. Ödümüz yok. Bugüne kadar bütün gelişmelerde bunun bir terör örgütü olduğunu ortaya koyuyor. Sevindirici olan şu, artık PYD'nin bir terör örgütü olduğu yavaş yavaş Batı medyasında da yazılmaya başlandı. Bununla ilgili biz de bakanlık olarak bu yazılanları falan toparlıyoruz. Ve diğer delillerle birlikte bunları bütün muhataplarımıza aktaracağız. Tabii PYD'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği de çok büyük bir yalandır. Bunu da özellikle ifade etmemiz lazım. Şu anda Suriye'de Kürtlere karşı en fazla cinayet işleyen örgüt PYD'dir. Kendi anlayışında olmayan ve kendi emir komutasına girmeyen bütün Kürt unsurlarına yönelik düşmanca tavrı sergileyen, zaman zaman onları öldüren, ortadan kaldıran bir örgüt PYD. Bunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin tavrı Kürtlere karşı değildir. Bu coğrafyada bin yıldır kardeş olarak yaşadığımız kardeşlerimizdir Kürtler. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Ama PYD'nin Kürtleri temsil etmediğini özellikle vurguladıktan sonra bölgede bir teritoriyel alan, bir egemenlik alanı oluşturma gayretinin de farkındayız. Zaman zaman buna yönelik bazı cüretlerde bulunduğunu da biliyoruz. Ama bu cürette bulunduğu her an tepelerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öldürücü darbesi iniyor. Daha önce Afrin'den doğuya doğru ve Münbiş'ten batıya doğru ilerlemeye kalktıklarında operasyonun nasıl yapıldığını ve 200'ün üzerinde PYD militanının teröristliğini nasıl etkisi hale getirildiğini biliyorsunuz. O harekattan sonra doğrusu şu ana kadar Türk askerine yönelik çok fazla bir hamle yapmadılar.
Çünkü yaparsalar ne nasıl bir karşılık alacaklarını çok iyi biliyorlar. Ancak şimdi artık onlar da dünkü gelişmeleri siz de biliyorsunuz. DAEŞ ve rejimle işbirliği yaparak Münbiç'ten artık çıkmazlarsa çıkarılacaklarını anladıkları için DAEŞ'le anlaşarak ve rejimle anlaşarak bölgeyi rejime bırakmak gibi bir planı devreye sokmaya başladıklarını görüyoruz. Bu noktada tabii Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün koalisyon güçlerinin de çok dikkatli olmaları gerektiğini, bölgede bu konunun hassas bir denge olduğunu bilmelerini bekliyoruz. Ama Türk askerine yönelik giriştikleri en ufak bir hareketin başlarına neler açacağını zannediyorum biliyorlar.